Efendim iyi akşamlar. Bugün 27 Temmuz 2017 günlerden Perşembe. RT Televizyon Ana Haber Bülteni'nde canlı yayınla karşınızdayız. Yoğun bir gündem var. Hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. Aynı anda RT FM 90.2 radyo frekanslarından da şu an sizlere ulaşıyoruz ve detaylar. Efendim uzun zamandan bu yana inşaatı devam ediyordu ve tamamlandı. Panko Birlik yeni binası hizmete açıldı. Öğle saatlerinde program gerçekleşti, katılım yoğun oldu. İşte bahsettiğim haber hakkındaki tüm ayrıntılar. Eril Panko Birliği'nin geçtiğimiz günlerde tamamlanan yeni hizmet binası, protokol ve çiftçilerin katılımı ile açıldı. Sayın Emniyet Müdürüm, çok ümitli belediye başkan vekilimiz, kooperatifinin yeni hizmet binası açılış töreninde hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün yapılan açılış törenine katılım yoğun oldu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Burada ilk konuşmayı Panko Birlik Başkanı Mustafa Akbelli yaptı. Sıcakta çok bekletmeme adına fazla bir şey söylemeden kısaca bir geçmişten bugüne bir şeyler anlatıp sıcakta sizleri çok bekletmeyeceğim. Kooperatifimiz çok genç bir kooperatif. 90 yılında kuruldu. Kurucusu rahmetli Sezai Özbudak 24 yıl hizmet etti. Onu rahmetle anıyoruz. Edebiyete intikal etti. Çok büyük katkıları var. Aynı zamanda edebiyata intikal eden bütün üreticilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 24 yıl sonra bizlere emanet edilen kooperatifimizin aldığımızda 3 tane şubesi vardı. Bugün itibariyle 7 tane, yıl sonu itibariyle de 8 tane olacak. 3 yılını tamamlamasına 17 gün kaldı görevi devraldığımız günden bu tarafa. Neler yaptık diye baktığımız zaman personel sayımız 18'den 31'e, ciromuz 2 katı, rakam olarak da söyleyebilirim, yaklaşık 70 milyondan 120 milyona. 3 şubeyi 8 şube, bunları yaptık. Söz verdiğimiz her şey uyum içerisinde, kurumlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Ankara'da olması vesilesiyle değerli başkanımız Özkan Özgür'ün de selam ve sevgilerini getirdim. Efendim, bu kooperatifi anınca değerli Sezai Özbudak dayımızı anmamak mümkün değil. 1990 yılında bu kooperatifin temellerini attıktan sonra Türkiye'de 31 kooperatifin içinde 3. sıraya yerleştirmiş, bu binanın, bu muhteşem binanın arsasını da bu kooperatife alarak rahmete, Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine minnetle, şükranla anıyoruz. Daha sonra Kaymakam Ömer Lütfi Yaran söz aldı. Biraz önce konuşmasını yapan gerek Mustafa Akbel Bey olsun de gerek diğer arkadaşlarımız kooperatifle ilgili ve bu yerin arazisinin alımı ve inşaatı yapımı ile ilgili kısaca bilgi verdiler. Ben tabii havada sıcak sözü fazla uzatmadan, burada kimin emeği varsa en küçük bir zerre kadar ben tamamını tebrik ediyorum. Bütün hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle şu anki mevcut olan yönetim kurulu başkanı Mustafa Akbel ve yönetim kurulu üyelerini, bütün çalışanlara tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki süreçte de kooperatiflerin var, ana kuruluş gayesi zaten birlikten kuvvet doğar prensibi. Dolayısıyla daha da güçlenerekten daha iyi noktalara gelmesi hususunda da bütün hepinizler birliği içerisinde yardımcı olmak suretiyle en iyi bir hale gelip sizleri en üst seviyeden temsil etmesini temenni ediyorum. Zaten 3 yıl içerisinde geldiği noktada da ifade ettiler. İnşallah bundan sonra da üzerine katlanmak suretiyle devam eder giderler. Ben bütün çiftçilerimize bundan sonraki süreçte de bol bol kazançlar temenni ediyorum. Konuşmaların ardından dualar edildi ve kurdele kesildi. Panko Birliği'nin yeni hizmet binası açılmış oldu. Emeğe geçen merhum Özbudak Bey'in de ruhunu şad eyle ya Rabbel Alemin. Hadi bismillah. Son olarak katılımcılara öğle yemeği ikram edildi.
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Bu kez farklı bir haberle devam ediyoruz. Dün akşama gidelim, İvriz yolu üzerinde bir kaza yaşandı. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen bu kazada bir kişi yaralandı. Ereğli İvriz yolu üzerinde yaşanan kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Bir kişi yaralandı. Yol genişletme çalışmalarının devam ettiği İvriz yolunda gece saatlerinde meydana geldi bu kaza. 42 YF384 plakalı hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Yaralanan bir kişi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı. Polis kaza hakkında soruşturma başlattı. Konya'da da bir trafik kazası yaşandı ama farklı bir kaza. Hafif ticari bir araç koyun sürüsüne çarptı ve tam 40 koyun telef oldu. Konya'da hafif ticari aracın çarptığı 40 koyun telef oldu. Mustafa Er idaresindeki 42 CF'yi 33 plakalı hafif ticari araç Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı mahallesinde koyun sürüsüne çarptı. Şarampole inen aracın sürücüsü Mustafa Er kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada sürüde yer alan 40 koyun telef oldu. Toplam 380 koyunun bulunduğu sürünün çobanı Tahir Kayyumi olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamasında araba hızlıydı. Işığı yaktım ama şoför görmedi ve kaza yaşandı dedi. Hafif ticari aracı kullanan Mustafa Er ise Ankara yolundan dönüş yapıp Aşağı Pınarbaşı Mahallesi istikametine seyrettiği esnada aniden koyunların önüne çıktığını, manevra yapmasına rağmen sürüye çarptığını söyledi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, telef olan koyunların kaldırmasından sonra yeniden açıldı. Üvedim abi. Peki kaç tane koyun telef oldu? Kaç tane sürü? Sürü kaç taneydi? Sürü 380. 380'in içine 380, girdi. Evet. Kaç tanesi öldü? 40 tanesi öldü. Bilmem tabii bir de bilmem kaç tane öldü, kaç tane bilmedi. Ayağı kırılıp, karnı patlak oldu. Buraları var. Ankara yolundan döndüm. 70-80 suratım vardı. Bir baktım koyun önümde. Işık yok, bir şey yok. Komple yol kapalı. Kaçayım sola dedim, kaçamadık. İşte bu iş oldu. Şimdi siyasetten önemli bir gelişmeyle devam etmek istiyorum değerli izleyenler. Hani her genel seçimde Konya'dan işte 14 milletvekili çıkartıyorduk ya, işte bu sayı yükseldi, 15 oldu, işte ayrıntılar. Bu düzenleme Yüksek Seçim Kurulu hem illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını hem de seçim çevrelerini yeniden belirledi. Yapılan bu düzenlemede Ankara'nın seçim çevresi sayısı 2'den 3'e, Bursa'nın seçim çevre sayısı 2'ye çıkartıldı. Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi. Konya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 1 arttı. Buna göre şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 kişiyle temsil edilen Konya'nın milletvekili sayısı 15 oldu. İki gün önce ekranlarınıza getirmiştik. Aile yardıma muhtaç olduğu için bu akşam bir kez daha bültenimizde paylaşmak istiyorum. Sevda Ömeroğlu 15 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldı. Çünkü 15 yaşındaki bu kız çocuğu tam 14 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ediyor. Beyninde kötü huylu bir tümör var. Aile İstanbul'da özel bir hastaneye yönlendirildi. Hastane ameliyat için tam 100 bin lira istiyor. İşte bu yüzden aile kameraların karşısına geçti. Duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor. Adı Sevda Ömeroğlu, henüz 15 yaşında ve bu yaşına kadar tam 7 ameliyat geçirdi. Şimdi çok önemli bir ameliyatı var İstanbul'da. Ancak bunun için İstanbul'da bulunan özel hastaneye 100 bin lira istiyor. Valilik aile için bir hesap açtı ve isteyenler valinin açtığı bu hesaba
yardımlarını yapabilirler. 7 kez ameliyat geçirdik ve şimdi beynimizde bir kitlemiz var ve kötü huylu olduğu söylenildi bize. Bir ameliyat geçirdik beyinden ama riskten dolayı kitlemiz alınmadı maalesef. 1,5 ay radyoterapi gördük. 5 kürde kemoterapi aldık ama kitlemizde küçülme olmadı söylendi bize. Ve Hacettepe'nin yapacağı bir şey kalmadı ve bizi başka bir hastaneye yönlendirdiler. Orada da riskli bir ameliyat geçireceğimizi ve bu sürecin en kısa zamanda olması gerektiği söylendi. Bunun için kendi başımıza halledebileceğimiz bir durum olmadığı için sizlere başvurduk. Sevde 15 yaşında, 16'ya girecek Sevde. 1 yaşında başladık biz yani. Tedaviye, 1 yaşında ameliyatımız, ilk ameliyatımız olduk. İlk ameliyatımız böbrek üstünde kitlemiz vardı. Böbrek üstüyle birlikte alındı kitlemiz. 5 yıl sonra bağırsakta çıktı, bağırsağımızın bir kısmı alındı. 5 yıl sonra işte tiroidde çıktı, tiroidimiz alındı. Ve bu süreçte 5 yıl arayla ama sürekli takiplerdeyiz, başka işlemlerimiz oldu. Çünkü sendromdan dolayı midemizde bir sürü sayılamayacak kadar polibimiz var. Ve bunlar endoskopi ve kolonoskopi ile takipteyiz. Ve bunların haddi hesabı yok yapılan endoskopi ve kolonoskopinin. Onları unuttuk bu kitlemiz çıkınca. Onlar bir süreç bekliyor artık. Bundan sonra inşallah tedavi olduktan sonra devam edeceğiz tabii ki. Çünkü bir ömür hastanedeyiz. Doktorların bize dedi hiçbir şekilde kurtuluşunuz yok. Hep bizdesiniz. Sürekli kontrol altında olacaksınız bize. Valilik ve kaymakamlığa başvurduk. Şöyle başvurdum. Artık beni aşan bir durum olduğu için kendi başıma çözemeyeceğim bu olayı. Siz değerli vatandaşlarımızdan, inşallah gönüllülerden yardım bekliyorum. Her ne kadar yani kim ne elinden ne gelirse bir dua da olur. İlla bir maddiyat değil tabii ki benim beklediğim. Şimdi belirttiğimiz gibi efendim aile valiliğe başvurdu. Valilik tarafından Ziraat Bankası'na bir hesap açıldı. Dilerseniz hesap numarasına vereyim. Aileye ulaşabileceğiniz telefon numarasını da paylaşayım. Öncelikle numarayı söylüyorum. Anne Öznur Demirel'e ait telefon numarası, aileye ulaşmak isteyenler lütfen rica ediyoruz not alsınlar. Çünkü kanserin 4. evresini yaşıyor. Bir an önce bu 100 bin liranın toplanması gerekiyor. Hani diyeceksiniz ki babası ya da işte sevdikleri falan vesaire anne tarafı yardım ediyor. Zaten anne ve baba ayrı olduğu için anne Öznur Demirel çocuğunun hastalığı ile tek başına mücadele ediyor. Değerli izleyenler 0530 260 18 56 tekrarlıyorum. Anne Öznur Demirel'in numarası 0530 260 18 56. Valilik tarafından Ziraat Bankası'nda açılan hesap Öznur Demirel adına. Valilik tarafından, Konya Valiliği tarafından Ziraat Bankası'na açılan hesap Öznur Demirel adına. Okuyorum efendim. Lütfen elinize bir kağıt kalem alarak not alın. Gönlünüzden ne geçiyorsa bu vereceğim hesap numarasına lütfen parayı yatırın. Evet. TR2500. Tekrarlıyorum. TR2500 0100 01 69 64 07 18 68 50 01. Tekrarlıyorum. Ziraat Bankası hesabı anne Öznur Demirel adına açıldı. TR2500 0100 01 69 64 07. Evet. Peki Eret Ajans'tan özür diliyorum efendim. Ekran gitti. eretajans.net adlı internet sitemizden lütfen hesabın diğer bölümüne ulaşınız diyelim. Bu kez Türkiye gündemiyle devam edelim. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakan ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda Erdoğan AK Parti teşkilatına seslendi. Önemli mesajlar verdi. Basına kapalı gerçekleşen sürpriz toplantıda Erdoğan önceden yaptığı yorulan varsa çekilsin açıklamasını tekrarlayarak yorulan varsa çekilsin yerini başka arkadaşa bıraksın dedi. Cumhurbaşkanının gündeminde OHAL süreci ve FETÖ de vardı. Erdoğan FETÖ'yle mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikayetlerin olduğunu söyledi.
OHAL ise yabancı yatırımcılar için bahane olamayacağı kaydedilerek vakti gelince bahanenin ortadan kaldırılacağına işaret edildi. Ülkeler arasında husumet olmaz. Ülkeler arasındaki dostluk da husumet de gelip geçicidir. Ama bunun hasar bırakmadan yönetilmesi de siyasetçilerin en önemli sorumluluğudur. Biz bu konuda ilişkilerin gerginliği tırmandırmaktan yana değiliz. Başbakan Binali Yıldırım 19 Alman firmasının temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Almanya ile yaşanan gerginliğin ardından Alman firmalara soruşturma iddiasına da cevap verdi başbakan. Birkaç gündür konuşulan bir konu var. Türkiye'de iş yapan Alman şirketlerine soruşturma başlatıldığı yönünde. Bu konu kesinlikle böyle bir bizim resmi kurumlarımız nezdinde böyle bir soruşturma yok. Başbakan Yıldırım Almanya'dan beklentilerimizi sıraladı. Bizim Almanya'dan beklentimiz PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütüyle doğrudan ilişkili veya onlara destek veren yapılara karşı daha kararlı bir tutum içerisine girmez. Yani onlara alan açılmamız. Bunlar bu ülkenin düşmanıdır. Bu ülkenin hayrına bir faaliyet yapmıyorlar. Dolayısıyla bu örgütlere alan açılması bizi rahatsız ediyor. Bizim ikili ilişkilerimizi zehirliyor. Yüksek Seçim Kurulu Anayasa Değişikliği 600'e çıkan milletvekili sayısının illere göre dağılımını yeniden belirledi. Resmi gazetede yayımlanan kararla illerin son sayımdaki nüfusuna göre milletvekili sayısı değişti. 32 ilin milletvekili sayısı arttı. Milletvekili sayısında en çok artış İstanbul ve Ankara'da oldu. Ankara'nın seçim bölgesi sayısı 3'e, Bursa'nınki 2'ye çıktı. Buna göre İstanbul'un milletvekili sayısı 88'den 97'ye yükseldi. Ankara'nın 32 olan milletvekili sayısı 36'ya, İzmir'in 26 olan milletvekili sayısı ise 28'e yükseldi. Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa ilk seçimde ikişer milletvekili daha fazla çıkaracak. Düzenlemeyle Ankara'nın seçim bölgesi sayısı 2'den 3'e çıktı. Bursa ise 2 seçim bölgesine ayrıldı. İstanbul 3 seçim bölgesi olarak aynı kaldı. İstanbul'da milletvekili sayıları 1. bölge 34, 2. bölge 29, 3. bölge ise 34 olarak yenilendi. Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Şırnak'ta yapılan operasyonlarda Beytüşşebap ilçesinde eylem hazırlığındaki biri kadın iki terörist yakalandı. Teröristlerle birlikte içi el yapımı patlayıcı dolu bir valiz ve susturucu takılı tabanca ele geçirildi. Terörle mücadele Mardin'de de devam ediyor. Nusaybin ilçesine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin bölgedeki örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlendi. Operasyonun bir diğer adresi ise Diyarbakır. Hani ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında terör örgütü PKK'nın daha kadrosundan olduğu belirlenen ve eylem için geldiği değerlendirilen bir terörist yakalandı. Teröristin eylem için geldiği belirlendi. İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir korkulukları kaldırdı. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kalkmasının ardından kapı önünde toplanan Kudüs halkı kutlama yaptı. Alınan bu karar sonrası Müslüman liderlerden hemen açıklama geldi. Liderler Mescid-i Aksa'da yeniden ibadete başlama kararı aldı.
Mescid-i Aksa'da yaşanan drama 11 yaşındaki küçük kızın yüreği dayanmadı. Hakkari'li minik Esra Nur, Müslümanlara çağrı niteliğinde şiir yazdı. Ey İslam dünyası, ey Müslümanlar, ey petrol kralları, ey saray hanedanları. 46 yıldır süren bir işgal var Kudüs'te. Bu suskunluk niye, soruyorum sizlere. Hani Mescid-i Aksa senin ikinci kıblendi? Hani peygamberlerin diyarıydı Kudüs? Vicdanınız hiç mi sızlamıyor? Yazdığı şiiri okurken çektiği görüntüsünü sosyal medyada paylaşan minik Esra Nur dinleyenleri gözyaşlarına boğdu. Ben küçük bir çocuğum ama yüreğim kocaman. Bekle beni ey Kudüs. Sen ne olur dilen ey Mescid-i Aksa. Seni sahipsiz bırakmamak için, işgalden kurtarmak için, senin için şehit olmaya elbet bir gün geleceğim ey Kudüs. Esra Nur'un yaşı küçük ama yüreği kocaman, dilinden dökülen her satır duygu yüklü. O gün şiiri yazarken çok ağlamıştım. Babam hep soruyordu, diyordu ağlama yaz. Ben de hep üzgün üzgün yazıyordum. Çok üzgündüm. Minik Esra Nur Kudüs'e sahip çıkın çağrısı yaptı. Kudüs'ümüze sahip çıksınlar. Kudüs'ümüze işte İsrail'in Kudüs'ümüze yaptığı bütün her şeyi gördüm. Çok üzüldüm. Müslümanlar niye hiçbir şey yapmıyorlar? Bugün Kudüs'te İslamiyet'in kutsal topraklarında kardeşlerimiz katledildi. Bayındır'ın Kızılkeçili ve Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda geçtiğimiz salı başlayan orman yangını hala söndürülemedi. Dün kısmen kontrol altına alınan yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen yeniden alevlendi. Yaklaşık 500 hektarlık alan yangında küle döndü. Yüzlerce ağaç ve orman alevlerin arasında yok oldu. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve Bandır Ödemiş Turgut'la arasında etkili olan yangın Turgutlu ilçesinin Kabaçınar Karaköy köylerini etkisi altına aldı. Bölgede yangından kaynaklanan yoğun duman bulutu oluştu. Bu köylerdeki vatandaşlar çevre köylere ve Turgutlu ilçesindeki yurtlara tahliye edildi. Turgutlu Kaymakam Vekili Yunus Emre Kaymakı Mehmet Erdoğdu bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Her iki köyümüzde de zarar gören ev yok, zarar gören vatandaşımız yok. Ölü yaralı söz konusu değil. İhtiyaten iki yatalak durumdaki vatandaşımız, birisi hastaneye, birisi yakınlarının yanına sevk edildi. İzmir'de bir başka orman yangını da Ali Ağa ilçesinde çıktı. Savurlu Mahallesi'nin üst tarafında bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. 3 yangın söndürme helikopteri ve 9 arazözle müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Dutar Seramik ve Ankastre şehri, yeni mağazamızla dünya devlerini bir araya getirdik. Mutfaklarınız için en şık ankastre ve beyaz eşya modelleri Ankastre şehri mağazamızda bulabilirsiniz. Siemens, Silverline, Teka, Ukinox, Esti'nin davlumbaz, ocak, fırın, mikrodalga, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi modelleri mağazamızda. Ankastre şehrine uğradığınızda mutfağınızın değişime ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Yeni nesil mutfak teknolojisiyle mutfaklarınıza değer katın. Ankastre şehri, yine Dutar Seramik olarak ev ve iş yerlerinizde görselliğin tamamlayıcısı olmaya devam ediyoruz. Biyen Seramik, Anka Seramik, Yurtbay Seramik, Vitra, Artema, Kabinet Seramik, Duşakabin Jacuzzi, Vitrifiye, Armatür, Banyo Dolabı, Cam Mozaik modellerimizle hizmetinize devam ediyoruz. Şıklığın tamamlayıcısı Dutar Seramik'le her biri tasarım harikası olan modellerimizle büyük mekanlar için büyük çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yenilenmek doğamızın bir parçası. Dutar Seramik ve Ankastre şehri, Cahı Caddesi, Fatih Camii ilerisi. Telefon 0332 712 31 89.
Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Sürlü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratben'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratben İnovatif serisinden. Selenit. Fratben. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Mütahir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.